Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın sütlaç tarifi vereceğiz. Tadına bayılacaksınız. Yapımı çok kolay, tadı efsane. Mutlaka deneyin. Bu tarifle artık hiç kimse fırın sütlaç tutturamıyorum demeyecek. Üstelik yumurta ve nişasta kullanmayacağız. Hadi hep beraber yapımına geçelim. Öncelikle 1 su bardağı pirincimizi ocağa alalım ve üzerine 2 su bardağı su ilave edelim ve haşlayalım. Evet, suyunu çekince şöyle aynı videodaki gibi az su kalınca 1 litre sütümüzü ilave edelim. Ve karıştırmaya başlayalım. Sütümüz hafif ısınınca üzerine 2 su bardağı şekerimizi ilave edelim. Ve 1 çorba kaşığı unu azıcık suda bu şekilde açtım, incelttim. Onu da ekleyelim. Malzeme listesini aşağı bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. 1 paket vanilyamızı da ilave ettikten sonra kısık ateşte sürekli karıştırmaya devam edelim. Evet, sütlacımız hazır. Birazdan kaplara boşaltacağız. Kıvam bu şekilde. Bu şekildeyken direkt kaplara da boşaltabilirsiniz. Ama benim gibi katı seviyorsanız 5 dakika dinlendirebilirsiniz. Ben 5 dakika dinlendireceğim. Ben kıvamını bu şekilde seviyorum. Tercih tamamen size kalmış. Ve şimdi kaplara bölüştürelim. Bu şekilde 6 adet sütlaç elde ettik. Aynı bu kaplardan 6 porsiyon elde ettik. Kaplarımızı fırın tepsimize koyalım ve fırın tepsimizin dibine su ilave edelim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına üstü kızarması için gönderiyoruz ve hazır. Şimdi soğumaya bırakıyorum ve daha sonra bir gece buzdolabında dinlendireceğim. Bu şekilde daha da güzel oluyor. Buzdolabında bir gece bekledikten sonra üzerine fındık serpiyorum ve fırın sütlacımız hazır. Mutlaka deneyin, tadına bayılacaksınız. Yapımı çok kolay ve herkes bu tarifle sütlacı tutturacak. Bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Deneyenlere afiyet olsun.